Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi baronu yerine aldım. Yarın tekrar çıkaracağım buradan. Yarın inşallah demirci gelecek arkadaşlar. Burada bayağı bir işimiz var. Hem telleri yapacağız. Kaynaklarını falan yapacağız. Üst kısımlarındaki demirleri koyacağız. Bir de burayı şimdi birazdan kırmaya çalışacağım. Biraz zor bir iş. Burayı temizledim. Burada bayağı bir şey vardı. Aslında burada arka tarafta yine bayağı bir iş var. Burayı böyle toparladım ama iş çok, zaman yetmiyor arkadaşlar. Yani bir işe başlıyoruz, bitiremiyorum bir türlü. Çünkü gelen giden oluyor. Tek başım olduğum için de yani hem misafir geliyor, hem işler, köpeklerin yemesi içmesi, temizliği. Tabii zaman yeterli olmuyor. Günler çok kısa. Şimdi yani ikindi ezanı okundu. Bir iki saat işte hava kararına kadar devam edeceğim. İlk önce şu köpeklerin kaçtığı bir nokta var. Buradan sürekli kaçıyorlar. Bakın burası. Buradan giriyorlar, hemen kaçıyorlar işte bir şey görünce. Dışarı çıkmak için burayı kullanıyorlar. Şimdi burayı tahtayla kapatacağım arkadaşlar. Bu tarafa bu demiri koydum. Bakın üstüne bir tane daha demir koyunca o dikdörtgenleri daralttım. Buradan daha kaçma şansları yok. Şuralara zaten şu tahtaları koydum. Oradan da çıkamazlar. Bir tek burası kaldı. Burayı da şimdi tahtayla çakınca arkadaşlar, İnşallah artık kaçma yollarını kapatacağım. Bir ofisin altında bir belli bir yer var. Orayı da yapacağım. Ofisin altından da kaçıyorlar. Orayı da telle saracağım. Yani şu tel var aslında. O teli de kullanmak istemiyorum. Kenarları kesiyor. Bunu buralara koyduk ama şu Escobar'ın ayaklarını mesela bazen gelen olunca Escobar heyecandan havaya zıplıyor. Ayaklarına zarar verebiliyor arkadaşlar. Ama diğer türlü de köpeklerle dalaşırken birbirine zarar verecek. Zamanında otelden yapmamız gerekiyordu işte. Biz bu yeşil teli kullandık. Yeşil çitler daha güzel duruyor diye. Neyse ben oraya başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tahtaları çakıyorum. Altına da az toprak atacağım. Zaten buradan geçemezler de şurası şey olmasın diye, kazmaya çalışmasınlar diye taş maş koyacağım. Bunları da buraya çakacağım. Bakın şimdi pars geldi, kontrol ediyor. Burası niye kapanıyor diyor. Biz nereden kaçacağız? Buradan kaçış yok. Paç! Kaçış yok buradan. Şimdi bakın arkadaşlar, kaçış şöyle gerçekleşiyor. Bakın şunu şöyle tutuyorum. Bakın böyle. Bakın buradan giriyor kareden. Hemen geldi. Hemen geldik firarcılar sizi. Geçen gece Leyli de kaçmış. Kapıyı açık unuttuk. Güzel, hadi hadi. Neyse ben arkadaşlar devam edeyim şimdi. Böyle bunları buraya çakıyorum. En azından görüntü de güzel olur.
sen yaparsın. Hadi gel. Oğlum. Hadi babam, gel oğlum babam. Babam buraya gel, hadi babam. Gel oğlum. Al bakayım. Evet arkadaşlar, kaçış yollarını kapattık. Artık firar edemeyecekler. Yani oradan oraya atlamaları zaten imkansız. Bir metreye yakın tahta çaktım yukarı doğru. Bunları da burada sağlamlaştırdım. Hem demir teliyle bağladım. Artık buradan çıkma şansları yok. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bugün biraz da kivi topladık. Kiviler acayip lezzetlendi arkadaşlar. Çok güzeller ama inşallah hepsini yemeyeceğiz ama kuşlar muşlar da yiyor herhalde bunları. Bu kivi burada kendi kendine oldu. Biz normalde burası kivi tarlasıydı arkadaşlar. Kivileri söktük. Burayı bahçe yapacağımız için. Ama bu kendi kendine bitti şu kayadan. Sonra vermeye başladı. Çok da lezzetli biliyorsunuz ama iyi oldu böyle. Şimdi bakın buradaki mevzuyu şöyle yapacağım. Böyle buradan burayı göster. Az böyle gel. Şimdi bakın burayı buradan kıracağız arkadaşlar. Burada işte bir 70 santim, 60 santim, 65 santim bir kapı. Buraya kadar zaten kırılacak bir basamak olur. Buradan kapıyı açacağız. Baronun buradan girişi çıkışı olacak. Kapıyı böyle içe doğru, dışa doğru açacağız arkadaşlar. Kapıyı açacağım ya, baron çıkacak. Baron geldiği zaman yine meydana girmeden kafesine girebilecek. Eğer meydana girmemesi gerekiyorsa. Ne oldu ya? Evet. Colpacino Prada yaptı. Vurgunun mekanına giriş yaptı. Vurgun kemiklerini oraya koyuyor. Bakın. Vurgun da ona bir hırladı. O da hemen bir koldan bağırdı yani. Bir de hala bağırıyor ona ya. Ya Vigü! Gel bakayım, gel kızım. Bak Vurgun'u çağırıyor. Vurgun gel bakayım kızım, gel. Gel kızım bakayım. Ya benim, hani benim kızım? Hani benim vurgunum? Gel kızım bak. Tamam Lady seni çağırmadı değil. Tamam seni de seviyorum. Tamam. Kızlarım.
Ne yapıyorsunuz lan? Özellikle sen. Hadi kaç şimdi görelim. Kaç da görelim şimdi bakalım nasıl kaçacaksın. Gidiyorum. Hemen buradan fırlıyorlar. Giriyorlar içeri. Bak arkadaşlar buradan giriyorlar bakın. Bu arkaları da düzenleyeceğim. Hep yapraklar mapraklar. Bakın şu inşaattan kalan malzemeler var. Onları hep düzenleyeceğim zaman oldukça. Burada bak kütük mütük var birkaç tane. Şu fareli köşk var. Orayı da kaldırmayı düşünüyorum. Fareli köşkün zamanı. Yani fareler, ben onlara buradan duyuruyorum video aracılığıyla. Eğer buradaysanız burayı terk edin. Pars Reis ekibiyle beraber orayı kaldıracağız. Buraları da düzenleyeceğim arkadaşlar. Burada da taşlar maçlar var. Bayağı bir işimiz var ya. Karda geliyor herhalde. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Şimdi burayı yıkayalım. Ondan sonra şurayı şey yapacağız. Pars, gel bakayım buna nasıl kaçıyorsun, hadi dur. Arkadaşlar şimdi bu burası kaldı, burayı da kapatıyorum. Şimdi şuraları şöyle demir teliyle bunları kapatıyorum ki herhangi bir kedi miydi, dışarıda kedi miydi olduğu zaman onlar nereden sığdıklarını çok iyi biliyorlar. Buralarda bakın bu
göstereceğim size. Bakın şuradan. Mesela şurası, şuranın aralığı fazla. Şuradan sığabiliyor. Fare gibiler zaten. Her yerden geçiyorlar ya. Şimdi burayı da kapatacağım. Ondan sonra inşallah güzel. Evet. Ne oluyor ya? Şurayı kapattım. Bakın oradan da atlıyorlar. Şimdi şöyle de bir şey var. Buraya Al Capone alacağız arkadaşlar. Hemen Al Capone'un kulübesinin de şeyini yapacağım. Döşemesini. Arkada bir kulübe daha var biliyorsunuz. Orayı da yapacağım. Al Capone buradayken Al Capone'un yemeği falan olur. Bunlar da buradan içeri girerse Al Capone burada onları yakalarsa iyi olmaz. Kim lan yapıyorlar ya? Ne oluyor ya? Şimdi şuradan geçme şansı var mı? Var. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben şimdi şurada şey yapacağım, tamam mı? Videoda yapacağım arkadaşlar. Bakalım geçebilecekleri bir yer var mı? Hemen Jack Russell'ları deneme yapacağız. Zaten buradan Paris sığmıyor arkadaşlar. Paris sığmıyor ama küçük kutu ne yapıp edip buradan geçiyor. Çünkü Paris geçemiyor. Mars'ta geçemiyor değil mi? Mars geçiyor mu? Mars'ta mı geçiyor? Paris geçemiyor ama. Şimdi bir kedi alarmı vereceğiz. Sen bir bak bakalım ne geçebilecekler, ne yapacaklar, tamam mı? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi hepsini yaptım. Zaten az önce kedi alarmı verdim. Fare alarmı da verdim. Buradan geçemediler. Ama bunların bir hastalığı var. Ben odunlukta odunları böyle inceltirken, odunları yararken böyle yanıma gelmeyi çok seviyorlar. Birkaç gün sonra odunu incelteceğim. Eğer o zaman da yanıma kimse gelemezse demek ki buradan artık geçiş yok. Yani hiçbir yerine kaçamayacaklar inşallah. Kafamızda rahat edecek. Şimdi şunları toplayıp Bella'nın yanına geçelim. Bella'nın biraz kilosu yerinde, onu da göstereyim size arkadaşlar. Şunları bir toplayayım ben. Arkadaşlar şimdi Bella'yı böyle biraz zayıf görüyoruz ya, hepimizin morali bozuluyordu tabii. Şimdi biraz kilo almaya başladı. Çok fazla bir kere salıyorum onu. Gel Bella, şurada açık alan, açık alan. Gel. Hemen burası doldu yani. Yine böyle kemikler az gözüküyor ama yine iyi yani. Bella. Mamul. Burada ne var? Yalan var lan burada. Hadi kızım. Gel bakayım. Şimdi arkadaşlar biraz daha herhalde böyle giderse şu an iştahı iyi. Bu makarnalı mamayı, mamasını makarnalı veriyoruz. O mama makarnalı olunca iştahlı yiyor. Hemen bitiriyor arkadaşlar. Normalde mamasını güzel yemiyor yani. Ama şey olarak iyi yani. Sağlığında hiçbir şey yok. Her zaman agresif. Her zaman sinirli. Huysuz. Onda hiçbir şey değişmiyor. Hep aynı. Bir bana karşı, köpeklere karşı çok vahşi yani. Böyle sevimli bir şey değil. Böyle şey var ya, bir tane Müge Anlı'ya çıkan bir kadın vardı, aynı onun gibi. Bella. Ha. Ama işte böyle çok fazla bir kilo almıyor yani. Tosun gibi olmuyor. 2-3 tane kızan geçirdi arkadaşlar. Yani zaten belki de daha fazla çiftleştirmedim onu. Bella'yı zaten çiftleştirmiyorum. Böyle mutlu yaşasın. Bunun hani kiti var ya. Kitiye yani böyle diyorum ki karnında çocuk olsun, onlarla uğraşsın.
Ama Bella keyfine sürsün diyorum. Bella. Bak o bile bakıyor. Aferin kızıma benim. Bella beni çok seviyor ama işte ondan biraz insanlar da Bella çok bağırdığı için kızıyor Bella'ya. Ben de ara sıra kızıyorum ama şöyle göz göze geldiğimiz zaman baksana. Köksüm. Kö Bella. Köksüm. 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 Kö Bella. Şu aşağıdan Fadime abla var, onunla konuşuyor. Böyle bir yam yam havlaması yapıyor onu. Korsan. Kim oğlu bu? Hani korsan? Ya buraya korsan, korsanı da gösterelim korsan. Dur Bella. Korsanım benim. Korsanım benim. Bak yaşlanıyorsun korsan. 4-5 yaşına gireceksin. Şurada 4-5 ay sonra 5 yaşındasın korsan. Çıkalım yukarı. Bunlar, burası arkadaşlar böyle kapı açık. Gidip geliyorlar. Ha bu nereden gidiyor bu şerefsiz? Bu oradan mı giriyor? Allah'ım ya bu... Çık! Şeyin arasından giriyor. Bunlar buradan gidip geliyorlar. Burada serbestler. İsteyen istediği yerde kalıyor. Hava soğuk olunca ağırın kapısını da açıyorum. Oraya da gidip yatıyorlar. Bunların alanı da burası yani. Manzaraları falan. Bella. Sütlaç. Çoksun. Çoğulaç. Dalacak bana bak. Gel de bir sarılayım sana. Gel. Ne diyorsun? Sen ne yapıyorsun Mars? Sen ne yapıyorsun? Bak Mars! Seni gebertirim ha, kıskanma. Bu neydi? Sındın mı? Gel bakayım buraya. Gel. Gel burada gelsin güzel. Kucu kucu gel. Arkadaşlar Paris yok burada. Paris kızanda olduğu için şu an Venüs'le beraber ahırda ama Kitty'nin de kızanı geliyor. Ortalık karışmadan onu da Paris'in yanına koyacağım. Venüs'ün de kızanı gelmesi lazım ama Venüs'ün kızanı gelmedi. Herhalde Venüs'ün kızanı gelmeyecek. İnşallah gelmez ya. Onu o zaman kısırlaştırsaydık iyiydi aslında ama ne bileyim. Mars. Evet, Raskolnikov'u bir indirelim arkadaşlar. Raskolnikov. Gel oğlum. Raskolnikov gel. Hayır. Raskol, al bakayım. Raskol.
Escobar nasıl oynamak istiyor ya? Escobar tamam oğlum. Kutu! Kutu! Raskol'le bir şey demiyor görüyor musun? Raskol! Senin ağzın o kadar var mı Raskol? Bak bak Raskol. Çöküyordu orada gördün mü? Bak Reyna. Dur! Ne yapıyor lan onlar? Orgun! Şaşırdım ha. Raskol seni araya kaynatacak var. Seni en iyisi ben yerine koyayım gel. Raskol gel oğlum hadi gel. Raskol gel. Raskol gel hadi gel. Raskol gel. Raskol gel buraya. Raskol hadi gel gel. Aferin bak. Gel Raskol. Raskol gel. Raskol gel buraya gel. Oğlum seni arada kaynatırlar bak. Sen gel buraya. Sen... Oh. Bayağı ağırmış şimdi ya. Arada seni üşürüm lan. Sen burada dur. Hani Reyna? Reyna gel. Bu Reyna'nın ayağını mı acıttı? Ne yaptı ya? He? Şey yaptı onu. Yaksın bak. Ses. Bağırdığı zaman bir şey oldu Reyna'ya. Dur. Bir şey oldu mu kızım? Gel bak. Gel hadi gel. Gel. Gel ya bak. Hadi gel. Hadi gel. Gel hadi gel bak. Hadi gel. Yürüyor değil mi? Şerefsizsin.
Reyna ne oldu? Niye kuyruğun inmiş? Gel bakayım hadi gel. Gel. İçeri bakalım içeri. Ayağına mı vurdu? Ne yaptı ya? Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Şimdi. Baron'un mekanı var da. Bak gel böyle. Bak şimdi. Gel Baron. Baron buraya gel. Ne yapıyorsun Reyna? Ne yapıyorsun benim kızım? Arkadaşlar yarın inşallah demir gelecek. Hemen kapı yapacağız. Burayı telleri koyacağız. Şuradaki telleri. Üstüne demir koyacağız. Kaynağını yapacağız. Ondan sonra baronu buraya alıyoruz. Baron çünkü geçen çekmiş olduğumuz videoda baron aşağıdaydı. Baronu dedim buraya alalım hemen tekrar. Baronu buraya aldık. Baron buraya alışmış ya. Aşağıda baronu gördün mü? Şey yapayım. Boz! Ne yapıyorsun boz? Pablo. Aferin benim Pablo'ma. Aferin oğluma benim. Adam bu. Adam. Boz. Boz. Hani boz? Hani boz? Hani boz? Pablo ne boz? Al kapını. Al kapını. Al kapını. Hay oğlum benim. Hay al kapını. Bütün köpekleri gösterdik herhalde. Bu video arkadaşlar karma bir video yaptık. Hem çalışırken hem köpekleri severken oynatırken. Evet, şimdi odun modun işi var. Çok fazla zaman olmuyor arkadaşlar. Şu boss'u bir alayım boss. Gel bakalım boss. Gel buraya. Utopika. Boz. Boz. Çıkar ona bakayım. Kimse dokunmasın ona. Abi boz onu ısırma. Lan hemen başladı ısırmaya. Boz aman pars. Paşa uzak dur paştan. Boz paştan uzak dur. Hadi boz. Hadi boz. Boş. Boş. Yükselmek için büyük olanı hedef seçiyor kendine herhalde. Pars'ı, Pars buradaki reis köpek. Bak bak. Boş gel. Boş büyüğe gel büyüğe. Büyüğe bir şey demez. Büyüğü yavruları sever. Gel. Bak bunu ısırmıyor şerefsiz. Gördün mü? Bunu yalıyor. Bunu ısırmıyor. Bunlar herhalde bak. Bakalım ısıracak mı? Ulan bunlar doğuştan kızan kokusunu almaya başlıyorlar herhalde. Gel. Gel. Gel hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Şey et, gel. Gel bak hadi gel. Hadi vurgun. Hadi gel kızım. Hadi gel bak. Arkadaşlar boss'u da yavaş yavaş böyle. Hayır. Bak paça yapma sakın ha. Hadi kendine gidiyor. Hayır Mars. Uzak durun ondan. Ya, küçük kutu ya.
yapsın kemiklerini ya. Boss'u yavaş yavaş ortama böyle alıştırıyoruz arkadaşlar. Çünkü köpeklerin hangisi dalıyor, hangisi tehlikeli, hangisine ne yapması gerektiğini Raskol gibi öğrenecek. Raskol! Aferin oğluma benim. Zaten burada o da yavaş yavaş kiti, işte Fırat'a onlardan başlıyor. Diğerlerine o kadar çok şey yapmıyor. Ama yani yemek yiyor, sürekli yiyip de aynı yerde durup şişmiyor arkadaşlar. Günde bir yarım saat oynatıyorum onu zaten Raskol'le. Lady. Bak sakın ha Lady. Çok. Çok Lady. Çok. Hadi kızım. Hadi kızım. Hayır. Çık lan. Sen onu emmeye çalışayım. Yok olmaz olmaz. Emilmez. Bu emilmez kızım. Bununki de patates. Gel. Gel 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 şu. Raskol. Boss. Boss. Bak kuçu kuçu. Raskol'le niye daldın lan? He? He kuçu kuçu. Şerefsiz kuçu kuçu. Raskol. Ha Raskol. Ha Raskol. Hadi oğlum benim. Hadi Raskol. Bak. Boss da büyüyor arkadaşlar yani. Hayır. Şşt. Bak gidiyor onu buluyor ya. Bir de dişlerin var senin ha. Onun patatesini ısırırsan var ya seni gebertir sonra. Bak. Bu da anlay en sığır bu da herhalde. Gidelim bu adalayı. Evet. Oğlum o kiti çok tehlikeli. Öyle durduğuna bakma. Hayır bakayım. Hayır. Çık ona Lady. Lan ısırma Lady. Bak. Lady ısırma başladı. Ne oluyor? Aa bura bura bura. Şöyle dalar ona hemen. Onu al getir kulübe hadi. Ügü'ye git Ügü'ye. Büyük ya, bu giye gidiyor dedim. Tamam, gene yaş. Hay! Ya bir gün seni yerim bak, hiçbir şey yapma ya. Aferin kızım abi. Aferin benim kızıma. Büyük. Tamam Lady, seni seviyorum Lady. Tamam. Sakın öyle bir eksik bırakma beni. O kilidi değil mi? Kilidi gel kızım hadi. Kilidi gel kilidi. Kilidi ya bu baş belasından nereden geldi ya? Bak o kilidi dalarsana ha. Şuraya bak ne kadar büyük ya. Onlardan ne kadar. Lady kadar. Lan! Bakayım. Lady ne yapıyor benim yanımda? Lady arkadan üstüne çıktı. Bugün kızdı arkadaşlar. Lady herhalde benim üstüme çıkarken onu mu karıştı? Ne yaptı? Neydi salaklık yapma. Gemi gibi ya. Kiti. Kiti. Sakın dalma ona. Kaçın ondan. Otur. Bundan korktu herhalde herhalde. Bir de bu dev gibi duruyor. Ya boss! Hadi gitme ya gidin. Ya öyle herkes Raskol değil.
ellerine bak ya. Ha ellere bak. Tamam. Boş. Bak elleri nasıl üstte koyuyor baba. Boş. 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 Bos, 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 al, bos, al. Gel bak buraya, lengel gibi yatmış, gel gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Nasıl yastık gibi duruyor değil mi? Gel, gel. Gel, gel. Bos, atla buraya. O yavru yavru. Gel gel bak gel. Onu ısırıyorsun sen ya. Sen Vügü'yü nasıl ısırıyorsun? Vügü ısırılır mı? Bu Vügü. Vügü. Neyse arkadaşlar, boss'u yerine koyalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.